300 atom bombası gücüyle hiç beklemediğiniz bir anda vurur. Her şey bir anda olup bitti. Şahitlere göre mahşer yeri gibiydi. Bu dünyanın sonu olmalı diye düşünüyorlardı. Bu bilim adamlarını bile şaşırtan bir gizem. Bu asteroid, volkanik patlama, uzaylı müdahalesi ya da parçacık fiziğinden yeni bir teori olabilir miydi? Herkese göre tekrarlanmadan bunu anlamak zorundayız. Bu suç mahalli incelemesi gibi. Bir grup araştırmacı modern tarihin en büyük doğal patlama olayını çözmek için adeta yarışıyor. Sabah 7.18, San Francisco, Kaliforniya. Şehir yeni uyanmış. Şehir merkezi tıpkı diğer günlerdeki gibi. Ama bir anda her şey değişiyor. Kulakları sağır eden bir gürültü gökdelenlerden yankılanıyor. Ardından kör eden bir ışık. Aşırı bir sıcak şok dalgası San Francisco körfezini yarıp geçiyor. Saniyeler içinde şehri kül ve metal yığınına çeviriyor. Ve henüz bir çarpma krateri yok. Gerçekten bu müthiş patlama zayıf gökyüzünden gelebilir miydi? Kesin olan tek bir şey var ki o da bunun daha önceden olduğu. 1908, Sibirya'nın merkezi. Bir patlama 60 milyon ağacı kökünden söker ve 120 hektardan fazla kırsal alanı yok eder. Bin kilometre güneydeki bir gözlem evi 5.0 büyüklüğünde bir depreme eşit sismik şoklar ölçer. Asya ve Avrupa'daki ölçüm aletleri tuhaf ölçümler kaydeder ve tüyler ürpertici parıltı bütün gezegende geceyi aydınlatır. Bu Tunguska olayı olarak bilinir. Dünya üzerindeki en büyük gizemlerden biri olarak kalır. Neredeyse başından beri bilim adamları bunun bir asteroid ya da göktaşı düşmesi olduğunu düşünüyordu. Bu uzun süreli teori patlamanın gücünü açıklıyor. Ama çarpmanın kanıtlarının eksikliğinden dolayı bu teori suya düşüyor. Tunguska'da büyük bir krater veya keşfedilen hiçbir inandırıcı göktaşı parçası yok. En son teorilerden birkaçı patlamanın dünyanın içinden gelebileceğini, olayın olağanüstü bir volkanik patlama olabileceğini söylüyor. Parçacık fiziği konusundaki uzmanların bazı radikal teorilerine göre bu bir ayna madde olarak adlandırılan materyalin çarpışması olabilir. Ve sadece bunlar popüler olan teoriler değil. Bazı Rus bilim adamları UFO'ların Sibirya patlamasına yol açtığından emin. Ama bütün bu teoriler bugüne kadar kanıtlanamadı. Bu gizemi çözmenin tek yolu bölgedeki fiziksel kanıtları bir araya getirmek. Bu da Sibirya, Tunguska'ya bir yolculuğa çıkmak anlamına geliyor. Seçkin bir grup yer bilimci, fizikçi ve gök bilimci patlamanın olduğu yere doğru yola koyuldu. Bu gezi herkesi şaşkına çeviren bu gizemi araştırmak için nadir şanslardandı. Şimdiye kadarki en kapsamlı takımı bir araya getirdiler. Her biri kendi uzmanlığını ve kendi fikirlerini kanıtlamak için planlarını beraberinde getirdi. Bir bakıma bu bir olay yeri ve herkes olay yeri incelemesini sever. Biliyorsunuz büyük bir patlama oldu, kanıt bıraktı. Peki ne oldu? Ne kadar kanıt bir araya getirirsek bu olayın detaylarını o kadar iyi anlayabiliriz. Ve sanki olay yeri müfettişleri gibi ipucu için Tunguska'yı tarıyorlar. Eğer bu bir doğal yıldırımdan oluşsaydı burada durmazdı.
yayılmaya devam ederdi. Sence de öyle değil mi? Evet, doğru. Bu ağaç patlamanın kuvvetiyle tam buradan yarılmış. Ve yine buna neyin neden olduğu oldukça kafa karıştırıcı. Cornell Üniversitesi Profesörü Jason Phipps Morgan cevabın ayaklarının altında yattığını düşünüyor. Wern fışkırması diye tabi ettiği volkanik olayın kanıtlarını araştırıyor. ...250 milyon yıl önce dışarı taşan lavlar Sibirya'nın bu bölgesini kapladı. Phipps Morgan'a göre yer altındaki kayalarda sıkışan, basınç altında kalmış volkanik gazlarla dolu dev oyuklar öylesine şiddetle patladı ki patlama atmosfere kadar çıktı. Bu yer kabuğu kabarmasının işaretleri için doğal kayaları inceliyor. Bana göre gerçekten yeryüzünün insan tarihinde görülenden daha fazla patlayıcı hareketlilik kapasitesine sahip olma olasılığı var. Günter Klatechka, Katolik Üniversitesi'nde doktora derecesine sahip bir yer bilimci. Ayna maddenin varlığı hakkında yeni, radikal bir teori araştırıyor. Teorik fizikte sıradan madde evrendeki bütün kütlenin sadece yarısını oluşturuyor. Klatechka diğer yarısının değişik bir boyutta bulunan ve insan gözünün göremediği ayna maddeden oluştuğuna inanıyor. Bunu sadece yer çekimi kuvvetine girdiğinde ya da dünyaya hızlı çarptığında fark edebiliyoruz. Ayna madde diye bir şey var. Yani güneş sistemimizde olabileceğini düşünüyoruz. Ve belki dünya ile bir çarpışma sürecine girmiş olabilir. Klatechka, Tunguska'daki patlamanın ayna maddenin dünyanın atmosferine çarpmasının bir sonucu olabileceğini düşünüyor. Eğer öyleyse manyetik dalgalanmanın belirtileri olmalıydı. Klatechka, patlamanın merkezinde bulunan en yaşlı ağaçlar üzerinde küçük bir manyetik işaret araştırıyor. Sandia Ulusal Laboratuvarlarından fizikçi Mark Baslow, sebebinin sıradan maddeden oluşan bir asteroid olduğuna ve atmosferde patlayıp yeryüzüne ulaşamadığına inanıyor. Buna atmosferde patlama teorisi deniyor ve o dünyanın en iyi uzmanlarından biri. Tunguska ile ilgileniyorum çünkü bu yeryüzündeki tek kesin alçak irtifa atmosfer patlaması örneği. Tunguska, Sibirya. Yakın tarihte görülmüş en şiddetli doğal patlama yaklaşık 120 hektarlık ormanı yok eder. Ve bir asır sonra bir grup araştırmacı dünyanın yarısını kat ederek patlamanın merkezine geliyor. Ve patlamayı tetikleyen şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Diğer birkaç bilim adamının neden burada işe giriştiğini buldular. Yılın 8 ayında kar ve buzla kaplı olan Tunguska, yazın bataklık haline gelip sivrisineğe büründüğü zaman erişilebilir hale geliyor. Yaptıkları keşif seferi en geniş kapsamlısı ama ilk değil. 1927'de Rus maden bilimci Leonid Kulik kendi teorisini doğrulamak için işe koyuldu. Yeryüzüne çarpan bir meteor veya asteroidin patlamaya neden olduğuna inanıyordu. Bunu kanıtlamak için büyük bir krater ve asteroidin kalıntılarını bulmalıydı. Evinki denilen yerel bir kabile ona yol gösterdi ve Kulik şahitlerle görüştü. Görgü tanıkları 20-21 kere gümbürtü duyduklarını söylüyordu. Bu dünyanın sonu olmalı diye düşünüyorlardı. Kürk tüccarı gökyüzünün yarıldığını görüyor ve o kadar parlak ki gömleğinin alev alacağını düşünüyor. 1920'lerde çekilen ve zor bulunan bu video, gerçek tahribatın tek görsel kaydı. Patlamanın merkezindeki kavrulmuş ağaçlar hala ayakta duruyor. Ama etrafındaki yüzlerce kilometrelik alandaki bitkiler, patlamanın olduğu tarafın aksi istikametini gösterir şekilde yere yatmış. Ve Kulik eli boş döndü. Krater veya asteroid bulamamıştı.
Ama tahribatın haritasını ilk çıkaran oydu. Şaşırtıcı bir şekilde, neredeyse bir kelebek gibi. Bugün keşif heyetindeki hiç kimse direkt asteroid çarpmasının patlamaya neden olduğuna inanmıyor. Ama bir bilim adamı asteroidin başrol oynadığını düşünüyor. Doktor Mark Boslow, New Mexico'daki Sandia Ulusal Laboratuvarı'ndaki fizikçi. Doktor Boslow, asteroidin atmosferde patlayıp Tunguska üzerinde tahrip edici etki yarattığını düşünüyor. Boslow, teorisini doğrulamak için ağaçlardaki tahribat biçimini inceledi. Tunguska olayında arkasında bıraktığı her şey birer kanıttı. Çizgiler halinde yıkılmış ağaçlar bırakmıştı. Ve bu sadece çizgiler halinde değildi. Merkez dediğimiz noktadan dışarı doğru dizilmişlerdi. Ama bir sınırı da vardı ve bu sınır kesinlikle simetrikti. Atmosferde patlayan bir asteroitti veya kuyruklu yıldızla tutarlı bir şekildi. Ama Boslow da Tunguska'ya geliyor. Çünkü teorisi reddedildi. 2007 yılında bir grup İtalyan araştırmacı muhtemel asteroid çarpması krateri bulunduğunu bildirdi. New Mexico'daki laboratuvarda Boslow asteroidin atmosferde patlamasını modellemek için dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından birini kullanıyor. Şimdiye kadar hiçbiri çarpma krateriyle sonuçlanmadı. Modellemeleri altın standardı haline gelmişti. Çünkü 1994'te Shoemaker-Levy 9 kuyruklu yıldızının Jüpiter'le çarpışmasını yörüngesini önceden tahmin etmişti. Bence bu başarıyı gösterdiğimiz için insanlar bizim modelimizi ciddiye almaya başladı. Boslow, Tunguska asteroidinin yerden yaklaşık 8 kilometre yüksekte patladığını düşünüyor. Bu yükseklikte patlamanın gücü direkt yüzeye çarpmaya kıyasla daha düzgün yayılmıştı. Peki Boslow'un modeli Tunguska'daki kelebek şeklindeki tahribatla uyuşuyor mu? Ve neden hiç kimsenin civarda inandırıcı asteroid kalıntıları bulmadığını açıklayabiliyor mu? Farklı senaryolarda asteroidin büyüklüğü ve geliş açısı değişiyor. Tekrar tekrar bir asteroid ses hızından daha yüksek bir süratle dünyaya doğru yönelip atmosfere girerse ne olacağının modelini oluşturdu. İlk olarak 35 metre çaplı bir asteroidin dar bir açıyla yaklaşmasını denedi. Yerden 4,5 kilometre yüksekte patlıyordu. Bu çok büyük bir patlama. 1,5 kilometre çapında bir ateş topu meydana getiriyor. Bu patlama görgü tanıklarının büyük ateş topu iddialarıyla uyuşuyor. Doğru büyüklükte gibi görünüyor. Ama bu modelde ısı merkezdeki ağaçları tamamen yakıyor. Geri kalanı da dairesel bir biçimde yıkılıyor. Bu aslında olduğunu düşündüğümüz şeyden çok farklı. Bu kez asteroidin dik olarak indiği bir çarpma modeli oluşturuyor. Patlama oldukça şiddetli. Bu durumda 2 veya 3 kilometre çaplı bir alandaki her şeyi tamamen yakıp kül etmesi gerekir. Ama Tunguska'da olan bu değil. Boslow patlama modelini düzeltti. Bu kez asteroid atmosfere keskin bir açıyla çarpıyordu. Bu kez 3 boyutlu bir model oluşturdum. Asteroidi 35 derecelik yatay bir açıyla gelecek şekilde ayarladım. Boslow, kelebek şeklinde tahribata yol açabilecek değişkenlerin doğru bileşimini bulduğuna emindi. İşte Boslow'un olduğunu düşündüğü model. Asteroid saatte 33 bin mille dünyaya yöneliyor ve hızla atmosfere giriyor. Hava direnci asteroidi ısıtıyor ve ısıyı yayıyor. Hava o kadar sıkışıyor ki asteroidin önünde bir şok dalgası oluşturuyor ve düşük basınç arkada kalıyor. Asteroid dünyaya yaklaştıkça patlayana kadar yassılaşıyor ve ısınıyor. Buharlaşan asteroidin ateş topu dikine ve yüksek hızla düşüyor. Ama yüzeye ulaşmadan duruyor ve bu şok dalgasını aşağıya doğru sürüklüyor. Burada maviyle gösterdiğim dalgayı ve bu yere ulaşıyor. Geri yansıyarak ağaçları yıkıyor.
Asteroidin kalıntıları alçak basıncın kaldırmasıyla atmosferde sıkışıp kalıyor. Güneşin asteroidin toz kalıntılarını yansıtması gece gökyüzünde patlamadan sonraki parıltıyı açıklıyor. Bozlov, Tunguska patlamasının 5 megatonluk patlayıcının etkisiyle eşdeğer olduğunu hesaplamış. Ki bu güneşten birkaç saat daha fazla ışık saçabilir ve daha sıcaktır. Böylesine güçlü bir etki dünyada sadece bir kere kaydedildi. Atom bombası. Beş megatonluk patlayıcı, 5 milyon ton TNT veya 300 Hiroşima bombasıyla eşdeğer. Termik radyasyon dalgası ışık hızında ilerler. Bu, ağaçları ya da ahşap yapıları yakıp kavurmaya yetecek bir sıcaklıktır. Patlamadan 8 kilometre mesafedeki kurtulanlar 3. derece yanığa maruz kalır. Saniyeler sonra patlamanın dalgası büyük bir kuvvetle yayılır. 5 kilometre civarındaki bütün yapıları yerle bir eder ve 24 kilometre mesafedeki yapıları tahrip eder. Ses hızına yakın bir süratle ilerleyen şok dalgası sadece 50 saniyede 15 kilometre yol alabilir. Bu nükleer patlamanın devamı Tunguska olayıyla uyuşuyor. Bozlov'a göre yaptığı patlama modeli açık bir delil gibi görünüyor. Ama İtalyan araştırmacıların çarpma krateri iddiası atmosferde patlama teorisi üzerinde kuşku uyandırıyor. Bu yüzden Bozlov, Tunguska'da kendi araştırmasını sürdürüyor. Eğer çarpma kraterine dair bir iz bulursa, bilgisayar modellemeleri üzerinde tekrar çalışıp teorisini buna uyarlaması gerekecek. Günter Klatechka, ayna madde denilen teorik bir maddenin varlığını kanıtlamak istiyor. Jason Phipps Morgan, olayın nedeninin büyük miktarda volkanik gaz çıkışı olduğunu düşünüyor. Mark Bozlov, bir asteroidin havada patlamasıyla tahribat oluşturduğuna inanıyor. Ama o, atmosferde patlama fikrini popüler hayal dünyasına getiren ilk kişi değil. ...1945'te Rus satranç ustası ve yazar Alexander Kazantsev, Japonya'nın şehri Hiroşima'yı atom bombasıyla vurulmasından kısa bir süre sonra ziyaret etti. Gördüğü kötü sonuç çarpıcı bir şekilde Tunguska'ya benziyordu. Tunguska'da yaşanan ölümcül patlama yaratan nükleer güçlü uzaylı işini anlatan Patlama adında bir kitap yazdı. Fikir birçoklarının hayal gücünde parladı ve ciddi bir araştırmaya ön ayak oldu. Tunguska göktaşını ilk kez Kazantsev'in Patlama adlı kitabında gördüm. Igor Zotkin dünyaca tanınmış bir gökbilimci. 1960'larda Sovyetler Birliği döneminde Tunguska'ya doğru yola çıktı. Gördüğü yıkım karşısında çok şaşırdı. Laboratuvarına geri dönerek olayı tekrar yaratmaya çalıştı. Patlama ve şok dalgası uzmanlarıyla görüştük. Bu şekilde bir tahribatın nükleer bomba gibi tek noktadan yapılmayacağını söylediler. Ancak belli bir açıyla gelen bir şey bunu yapabilirdi. Bu video Zotkin'in çalışmalarını gösteriyor. O zamanlar matematiksel modelleme karışık ve zordu. Bu yüzden modellemeyi doğal ortamda yapmaya karar verdik. Ufak çatalları ağaç yerine kullanarak büyük bir kır alanının maketini yaptık ve bu büyük alanda patlamalar yarattık. Zotkin, tahribatın şeklini oluşturmayı ve patlamanın korkunç gücünü hesaplamayı başardı. Çıkan enerji 10 ile 20 megaton arasında TNT'nin veya bir hidrojen bombasının gücüne eşdeğer. Zotkin, bunun atmosferde patlayan bir asteroid olduğunu tahmin ediyordu. Ve hesaplarına göre asteroid 4 saat 57 dakika önce patlasaydı St. Petersburg'u yerle bir edebilirdi.
Zotkin'in 60'larda ileri sürdüğü atmosferde patlama teorisi, Mark Bozlow'un süper bilgisayar modelleriyle uyuyordu. Tek farkı, Zotkin'in patlamanın şiddetinin 4 kat daha büyük olduğuna inanmasıydı. Yaptığımız şey, Zotkin'in 50'lerde, 60'larda yaptığı şeyle hesaplama olarak neredeyse özdeş. Bunu bilgisayarda yapmamızın bir avantajı bazı şeyleri değiştirebilmemiz. Sisteme girip bir parametreyi değiştirerek bir çizgiyi farklı bir açıya taşıyıp aynı sahneyi canlandırabiliyorum ve bunun kelebek şekline olan etkisini görebiliyorum. Patlamanın merkezinde Dr. Bozlow süper bilgisayar modellerini doğrulamaya çalışıyor. İşte burada o yarıklardan biri daha var. Dosdoğru merkez üssünü gösteriyor. Evet öyle. Bozlow havada patlamaya dair bir kanıt bulmuşa benziyor. Patlayan asteroidin yaktığı ağaçların gövdelerindeki derin yarıklar. Atmosferde patladığından kesinlikle eminim ama her bilim adamı açık fikirli olmalı ve yeni kanıtlara açık olmalılar. Ve teorimizin aksini gösteren kanıtlar yeterince açıksa bunu tekrar düşünmemiz gerekir. Katolik Üniversitesi'nden yer bilimci olan Dr. Günter Klatečka, Mark Bozlow'la aynı ağaçları araştırıyor. Klatečka'nın ayna madde teorisi, Tunguska olayına yeni bir boyut ekledi. Tunguska olayı için öne sürülen çok fazla fikir ve çok fazla teori var. Bense çok farklı bir bakış açısından bakıyorum. Ayna madde, parçacık fiziğinde oldukça karmaşık bir kavram. Klatečka'ya göre ayna madde, evrendeki bütün maddelerin yarısını oluşturuyor. Ama paralel boyutta var olduğu için insan gözü göremiyor. Yani şu anda tek fark ayna maddenin görünmez olması. Kütlesi var, bu yüzden dünyanın çekimi etkisine giriyor. Ve böylece bize doğru geliyor ama biz onu göremiyoruz. Bu görünmez kütle boyutumuza çarptığı zaman yok edici sonuçları olur. Tunguska patlamasının bu teorisinde ayna madde kütlesi uzay boyunca hızla ilerledi. Üst atmosfer katmanına vurduğunda kör edici bir ışık ortaya çıktı. Bu görünmez enerji bombası ısıyı yükseltti ve onu parçalara ayıracak bir elektrik yükü üretti. Bu yok edici elektromanyetik patlamayı önüne çıkan her şeyi delip geçen ve yerle bir eden devasa şok dalgaları izledi. Dr. Klatečka'ya göre bir ayna madde patlaması dokunduğu her şeyin manyetik alanını değiştirebilir ve arkasında manyetik izler bırakır. Ona göre ufacık bir manyetik işaret aramak için en iyi yer 1908 patlamasında ayakta kalan ağaçlar. 1908'dekilerden genç olan bütün ağaçlar 1908'den öncekilerden daha farklı manyetik işaretlere sahiptir. Sibirya'da büyüme mevsimi o kadar kısa ki 100 yıllık ağaçlar daha genç görünüyor. Bozlow gibi o da yanık izleri ve patlamayla ilgili bir işaret arıyor. Bakmama izin verin. Eminim şu anda sınırın içindeyim. Biraz ağaç özü örneği toplamak istiyor. Her halka bir yılı temsil ediyor. Patlama yüzlerce hektarlık ormanı yok ettiğinden hayatta kalan ağaç bulmak çok zor. Sonunda felaketin yaşayan bir tanığı. Tam olması gereken yerde olan yanık bir halkayla beraber 108'den fazla yaş halkası var. Bu yanık halkayı gördüğümde, şimdi elimizde Tunguska patlaması ile ilgili ölçüm yapabileceğim, yararlanabileceğim ve herhangi bir manyetik iz olup olmadığını görebileceğim bir örnek olduğunu düşündüm. Manyetik işaretini muhafaza etmek için örneği mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde paketledi. Test etmek için yanında Amerika'ya götürecek. Eğer 1908'in halkaları manyetik izler taşıyorsa, ayna maddenin varlığını ispatlayabilirler. Ve bu, evrenle ilgili devrim niteliğinde bir keşif olur. Jason Phipps Morgan, Cornell Üniversitesi'nden bir yer bilimci. Tunguska'nın bilimsel bulmacasından büyük zevk alıyor.
İlginç olan şey gerçekten büyüleyici. Daha önceki sismograf kayıtlarında bir şeyler var. Ama buraya geldik, hiçbir şey yok. Sanki Tanrı bizimle bir oyun oynuyor. Bunu çözmeniz için sizi gerçekten çok çalışmak zorunda bırakacağım diyor. Farklı ve şok edici bir teorisi var. Phipps Morgan'a göre olay 250 milyon yıl önce başladı. Yükselen devasa lav katmanı yeryüzünün kabuğunda çok büyük çatlaklar oluşturdu. Binlerce yıl kaynadı ve Sibirya'da etrafa yayıldı. Soğuduğunda büyük bazalt ovaları meydana geldi. Bildiğimiz volkanik kayalar. Phipps Morgan, basınçlı volkanik gazların yerin altındaki lavlardan çıktığına inanıyor. Kayalar basınca dayanacak kadar güçlü. Ve bu basıncı uzun süre tutuyorlar. Sonunda kırıldıkları zaman büyük bir yıkım meydana geliyor. Patlama kayaları asteroid çarpmasıyla eşit güçle stratosfere fırlatıyor. Bu yanardağın erimiş lavları püskürtmesi değil, fazla ısınmış gaz ve kayaların büyük bir güçle patlaması. Dr. Phipps Morgan bu olaya Wern fışkırması diyor. Bu isim yazar Jules Verne'den geliyor. Küçük bir Wern fışkırmasının Tunguska patlamasını tetiklediğine ve fırlayan kayalarla gazın, olaydan sonra gökyüzündeki tuhaf parlaklığın sebebini açıkladığına inanıyor. Bu kanıtlaması zor bir teori. Tabii 1908'deki küçük Wern fışkırmasına öncü nitelikte olan milyonlarca yıl önce asıl Wern fışkırmasının olduğunu kanıtlayamazsa. Tunguska bir bulmaca gibi bu gizemin tepesinde duruyor. Eğer burada daha önce bir patlama olduğunu gösterebilirsek, küçük bir Wern fışkırmasından kaynaklanan deprem ve gaz salımının Tunguska'nın açıklaması olduğundan emin olacağım. Phipps Morgan'ın önemli bir kanıt parçası bulması gerekiyor. Şoklanmış kuvars denilen bir taş. Wern fışkırmasının varlığını denemek için buralarda eğer varsa kuvars taşı bulmalıyız. Örneğin bir bazalt kümesi içinde. Buraya gelip kuvars taşını arayıp bulma şansına sahip olmak bilimsel sürecin önemli bir aşaması. Şoklanmış kuvars taşı yalnızca yüksek basınçta oluşur. Patlamalarda oluşabileceklerini biliyoruz. Atom bombası denemelerinde oluşabileceğini de biliyoruz. Ve normal volkanik patlamalarda oluşamayacağını da. Ama belki de çok şiddetli bir volkanik patlama bu işi yapabilir. Phipps Morgan, kuvarsı Wern fışkırmasından kalan taşların içinde bulan ilk kişi olabilmeyi umuyor. Şimdi kum taşı arıyor. Çünkü şoklanmış kuvars bunun içinde oluşabilir. Bu yüzden bazalt yığınlarının içinde kum taşı iğnesi arıyor. Burada gördüğüm her şey bazalt. Gördüğüm her taş parçası bazalt. Eski güzel bir bazalt. Günlerce bazalttan başka bir şey bulamıyor. Ortada kum taşı veya şoklanmış kuvars yok. Bazalt, bazalt, bazalt. Algılarım tamamen açıktı. Kum taşı hazinesini bulabilmek için çevremdeki her şeyi görmeye çalışıyordum. Ve Sibirya bana hiç yardımcı olmuyordu. Bir yer bilimci arkadaşı kum taşı çıkıntısına benzeyen bir nesne saptayınca moraller düzeldi. Küçük bir grup kontrol etmek için yola çıktı. İnatçılık muhtemelen her bilim adamında olan bir özelliktir. Çaresizce sürekli iyimser olmak da öyle. Ve nehir kenarında kum taşı çıkıntısı bulma şansımın olduğunu düşündüğüm zaman bataklığın etrafını dolaşıp ondan sonra muhtemelen onu bulabilecek olmaktan çok mutluydum. Sonunda rastgele bir yığının içinde umut verici bir taş buldu.
Bu bazalt gibi görünmüyor. Bu kum taşı olmalı. Bu sıradan görünümlü taş, Pips Morgan'ın kutsal şoklanmış kuvars taşı olabilir mi? İşte bulduğumuz gizemli kum taşı burada. Bunun bazalt olmadığını söyleyebilirim. İç kısmındaki muntazam katmanlaşmayı ve üzerindeki bu beyaz gri kristalleri rahatlıkla görebilirsiniz. Bu %60 olasılıkla kuvars. Bu eğer varsa, şoklanmış kuvarsın mükemmel bir işaretçisi. Olay bir asteroidin atmosferde patlaması mı? Yerin altında büyük bir patlama mı? Yoksa ayna madde denilen gizemli güçten kaynaklanan bir patlama mı? Ya da olayın uzaylıları da içeren tamamen farklı bir açıklaması mı var? Yuri Laubin, Sibirya Krasnoyarsk'taki Tunguska Uzay Olayları Kurumu'nun başkanı. Laubin, patlamanın arkasında bir UFO olduğuna inanıyor. Laubin'e göre büyük bir meteor dünyaya doğru yöneldi. Yardımsever uzaylılar kendi uzay gemileriyle meteora çarparak gezegenimizi kurtardı. Meteor dünyaya yaklaşmaya başladı. Uzaylılar, akıl kardeşlerimiz bu kuyruklu yıldızı, bu kütleyi patlatmaya karar verdiler. ...1994'ten bu yana uzay gemisi veya meteor kalıntısı bulmak için... Yerli halk bize orada çürümüş uzay gemisini söyledi. Laubin uzay gemisine dair bir kanıt bulamadı. Ama bu tuhaf taşları keşfetti. Bu buluntuları toplayıp Sibirya Krasnoyarsk'taki küçük bir müzede koruyor. Bunlardan en ilginci, üzerinde uzaylı oymaları bulunduğunu iddia ettiği bir taş. Birkaç taşın üzerinde o bölgedeki yerli halktan olmayan bazı işaretler vardı. Ama bu farklı bir iddia. Ve olayın atmosferde patlama olduğuna inanan Mark Bozlov'a göre, Laubin'in meteor kalıntıları bulduğu bile meçhul. İnsanlar bazen göktaşına, demir parçasına veya nadir bir taşa benzeyen nesneler buluyor ve çoğu zaman bu yanlış alarm olarak sonuçlanıyor. Laubin'in inandığı gibi dünyalıların uzaylılara minnet borcu mu var? Cevabın evet olması için Laubin'in UFO'ların varlığını ve bunların insanlığı kurtarmak adına kendilerini kurban eden uzaylılar tarafından kullanıldığını kanıtlaması gerekiyor. Ama Laubin'in gösterdiği tek şey, test edilmemiş taşlar ve tuhaf sanat eserleri. Araştırmacılar, teorilerini desteklemeye çalıştıkları somut kanıtlarla Tunguska'dan dönüyor. Günter Klatechka, Amerika Katolik Üniversitesi'nde patlama esnasında canlı kalan ağaçlardan aldığı örnekleri inceliyor. Eğer örneklerden daha yaşlı olanlar özgür manyetik işaretlere sahipse, ayna maddenin atmosferle çarpışıp patlamayı tetiklediğini gösterebilecekler. Manyetik olarak bulduğumuz şey, burada gördüğünüz bütün örnekler tek bir ağaçtan alındı. Bu iki örnek ağacın dış yüzeyinden geliyor. Yani Tunguska olayından sonra büyüyen bölümden. Diğer üç parça Tunguska olayından önce büyüdü. Ve bulduğum şey, bu iki örnek gerçekten zayıf ve sınırlı manyetik işaretlere sahip. Ve diğer üçüne baktığım zaman bulduğum şey ise şaşırtıcı bir şekilde bu üç örnekle bu iki örnek arasında hiçbir fark olmaması. Ama manyetik işaretlerin eksikliği Dr. Klatechka'yı yıldırmıyor. Ayna maddenin manyetik kanıtlarını bulmak için toprağı ve taşları incelemek üzere Tunguska'ya dönmeyi planlıyor. Jason Phipps Morgan, bulmacanın kendi parçası için Almanya'daki Kiel Üniversitesi laboratuvarına gidiyor.
radikal bir teoriyi kanıtlamak istiyor. Tunguska olayı kendisinin Wern fışkırması dediği volkanik patlamanın sonucunda mı olmuştu? Eğer kum taşı yığını şoklanmış kuvars içeriyorsa, teorisini kanıtlamak için önemli bir kanıt bulmuş demektir. Kesit alanını mikroskopta incelemek için kum taşını kesti. Mineral zerrelerini ayrı ayrı görebiliyoruz. Neredeyse taşın hücreleri gibiler. Etkileyici olan, gördüğünüz gibi bu kuvars kristallerinin içinde birçok ufak çizgi var. Görüntüye bakacak olursanız, gözünüze sihirli bir taş gibi görünmeye başlıyor. Küçük bir şoklanmış kuvars yığınıyla Phipps Morgan, Wern fışkırması teorisini destekleyecek sağlam bir kanıt bulmuştu. Aslına bakılırsa, Tunguska gizemini çözecek bir kanıt bulduk gibi görünüyor. Bundan sonra görüşünü kanıtlayabilmek için patlama bölgesinden daha fazla örnek toplamak zorunda kalacak. Ve Tunguska'daki gerçeği bulmak için kazmaya oldukça istekli. Orası daha önce bulunduğum yerler içinde en böcekli yer olmasına karşın bir aylığına tekrar gidip bölgenin jeolojik özelliğini mutlu bir şekilde inceleyeceğim. Bir atom bombası gücüyle vuran geçmiş zamanların en büyük doğal felaketi Sibirya'nın 120 hektardan fazla bölümünü yerle bir etti. Önceki araştırmacılar bunun gezegene bir göktaşı ya da asteroid çarpması olduğuna inanıyordu. Ama büyük bir kratere ya da göktaşı parçalarına dair bir kanıt bulamadılar. Bundan bir asır sonra Tunguska'daki patlamanın merkezine bir sefer düzenlendi. Bilim insanları patlama bölgesindeki ağaçlarda, kayalardaki ve zemindeki ipuçlarını bir araya getirdi. Şimdi kanıtlarını test etmek zorundalar. Mark Bozlov, Tunguska'da yaralanmış ağaçları buldu ve bir asteroidin havada patladığına dair teorisini sağlamlaştırdı. Olağan dışı bir yapıya sahip olan ve İtalyan araştırmacıların asteroid krateri olduğunu iddia ettiği Çeko Gölü'nü de ziyaret etti. New Mexico'ya döndüğünde kanıtlarını test etti. Geri döndüğümde yaptığım ilk şey uzmanlara danışmak için New Mexico Üniversitesi'ne gelmek oldu ve göle biraz şaşırdılar. Normal jeolojik yöntemlerle açıkça anlatılabilecek bir yol bulamadılar. Çarpmada uzman kişilerin çoğu bu büyüklükte bir krater gölünün bir Tunguska parçasıyla oluşmasının mümkün olmadığını düşünüyor. Bu yüzden ikilemdeyiz. Bir çarpma olarak açıklamak zor ama normal jeolojik yöntemlerle açıklamak da oldukça zor. Bu iki zıt düşen teoriyi bağdaştırmanın tek yolu krater içinde olabilecek bir atmosfer patlamasının bilgisayarla modelini oluşturmak. Bu daha önce gösterdiğim simülasyona oldukça benzer ama daha önce yaptığım tamamıyla bir asteroid patlamasıydı. Şimdi ise Çeko darbe kraterinin oluşma ihtimalini açıklamak için sadece %90'ını patlattım. Hala yüzeyden 2 ya da 3 kilometre yukarıda patlıyor ve aslında Çeko'nun uzağında bir yerde başka bir çarpma merkezi daha oluşturuyor. Simülasyondaki birleştirilmiş model en azından işe yarıyor. Ama Bozlov hala asıl atmosfer patlaması teorisinin doğru olduğunu düşünüyor. Her iki şekilde de sebep bir asteroid. Diğer sorun bu korkunç felaketin tekrar olma ihtimalini belirlemek. Bu çok ciddi bir endişe. NASA Ames Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları dünyaya çarpabilecek her türlü nesneyi takip ediyor. Dünya kozmik bir atış poligonunun içinde bulunuyor. Asteroidler güneş sistemimizdeki gezegenlerin oluştuğu zamandan kalan kaya ve buz parçalarıdır. Jüpiter'le Mars arasındaki kuşakta güneşin etrafında dönüyorlar. Asteroidlerin çoğu asteroid kuşağında sakin hayatlar sürerler ve biz onlar için endişelenmeyiz. Çünkü kendileri gibi davranma eğilimindedirler.
Ama birbirlerine çarptıklarında ve yörüngelerinden çıktıklarında bazıları dünyaya çarpma tehlikesi oluşturuyor. Dünyaya fazla yaklaşanlar, yani dünyaya yakın asteroidler denilenler bizim uğraştıklarımız. Ve şimdiye kadar 5000'e yakınını keşfettik ve takip ettik ve buradan yüz binlercesinin var olduğu sonucuna varabiliriz. Her gün göktaşları bize doğru savruluyor. Ama ciddi bir tehlike oluşturmadan çok önce atmosferde parçalara ayrılıyor. Ama atmosferi geçebilecek kadar hızlı ve büyük olan bazıları var. Ve yeryüzünde megatonluk patlamalara yol açabilirler. 100 milyon kilogramlık bir tanesi Tunguska patlamasına yol açmış olabilir. Tunguska'ya benzer olayların olma sıklığını gerçekten bilmiyoruz. Birkaç yüzyılda bir olabilir, bin yılda bir olabilir. Bugün de olabilir. Bir sonraki Tunguska'dan önceki uyarımız ancak 4 saniye önce olabilir. Asteroidlere karşı kendimizi nasıl koruyacağımız ve dünyaya doğru yönelmiş bir asteroidi yolundan nasıl saptıracağımız üzerine kafa yoran bilim adamları bu konuya yöneldiler. Bu pek olası değil. Geceleri bunun için endişelenmemelisiniz ama rasyonel dünyada kendimizi bu denli büyük kozmik felaketlerden nasıl koruyacağımızı düşünmeliyiz. Tunguska patlamasından bir asır sonra bilim gerçekten ne olduğunu bulmaya çok yaklaştı. Yer bilimciler, gök bilimciler ve fizikçilerden oluşan araştırma grubu patlamanın merkezini inceledi ve yanlarında ipuçları getirdi. Jason Phipps Morgan'ın şoklanmış kuvars taşı keşfi, Wern fışkırmasının şaşırtıcı bir kanıtı ve volkanik gazların patlamaya yol açtığı ihtimalini kanıtlıyor. Ama bugün Mark Bozlov'un bilgisayarlı modelleri en eksiksiz bilimsel görüşleri oluşturuyor. Büyük bir asteroid atmosferde patladı ve 300 atom bombası gücüne ulaştı. Her yeni kanıtla birlikte bilim, geçmiş dünya tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan Tunguska olayını çözmeye bir adım daha yaklaşıyor.